Bütün genç kardeşlerime özellikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. İnsanlar Allah'a iyi kul olmayı yaşlanınca, hacca gidince düşünüyor olabilirler. Halbuki Allah sizi arşın gölgesinde misafir edeceği cennet için genç yaşta tertemiz kalmanızı. Kirlenmeden yaşlanmanızı istiyor. Gençtir, yapar. Sonra düzelir. Teorisi şeytancadır. Neden onun yerine madem gençtir, tertemizdir. Fıtratla yaratılmış o şekilde duruyor. Bari kirlenmesin. Bari bu genç temiz kalsın. Niye demeyelim? asıl denmesi gereken budur. Madem genç, madem tertemiz, öyle kalsın. İlla, muhakkak, bir battıktan sonra mı çıkmak ve temizlenmek gerekiyor? Bu, ağır bir şeytan tuzağıdır. Madem temiz olduğumuzu kabul ediyoruz, temiz kalalım. Doğduk, melek gibi, günahsız, kirsiz, arınmış vaziyetteydik. Niye olgunluk yaşına geldiğimizde kırk çukura batmış olarak gelelim ki? Gencin düştüğü ilk tuzak, dik durmayı kaybettiği ilk pozisyon, genç olduğu için kendisine bataklığa düşme hakkı veriliyor olmasıdır. Okul okurken, nasıl olsa daha önce hiç sınıfta kalmadık birkaç kere kalayım sonra mezun olurum düşünüyor mu kimse birkaç kere iflas edeyim sonra zengin olurum düşünüyor mu insanlar birkaç kere sakatlanayım sonra sağlam olur sporcu olurum düşünüyor mu insanlar neden ahlaka gelince dine ve dindarlığa gelince düşsün gençtir sonra olur Sevgilisi olsun, çalsın, çırpsın, sonra evliyadan olur. Hacca gider, bir Kadir gecesi dua eder, Kandil gecesi de 5-10 simit yer, cennetlik olur. Niye düşünülüyor? İşte bu şeytan tuzağı. Ben de diyorum ki sana sevgili genç kardeşim, sevgili genç kız kardeşim, bacım, kızım, yeğenim diyorum ki ben de sana hayır. Sen masum, tertemiz yaratıldın. Evet, küfrün, şirkin, dalaletin, ahlaksızlığın, her türlü pisliğin ayyuka çıktığı, avuç içi kadar bir cihazın dünyanın bütün pisliklerini sana getirdiği bir zamanda yaratıldın. Haklısın ama mücahit ol. Sen de bu zamanda bütün bu rezilliklere rağmen ayakta kalabilen, dik durabilen, kirlenmeyen, berrak, hiç arızası olmamış birisi olarak usta eli, tamirci eli değmemiş birisi olarak yaşa. Fakir kal, zararı yok. Az ibadetin olsun belki. Onun da zararı yok farzları yerine getirdikten sonra ama ümmeti Muhammed'in orijinal, değişmemiş, anasından doğduğu gibi hatta anasından da daha temiz, daha berrak, daha ahlaklı daha az göz değmiş, daha fazla Allah yolunda yürümüş birisi ol. Neden biz kirlenip sonra temizlemeyi düşünüyoruz da, düşündürülüyor gençlerde, hiç kirlenmeden tertemiz kalmayı düşünmüyoruz? Yani her ne kadar sigortası varsa da bir arabanın, muhakkak bir kaza yapsın, içindekilerle beraber bir dağdan uçsun, sigorta boşa gitmesin mi dememiz gerekiyor. Çağdaş bir benzetme yapacak olursam, hayır, bu ümmetin gençleri, bu ümmetin sınavı olan, kötülükle en yakın pozisyonda, ömür geçirme sınavına karşı, bu sınavı muhakkak kazanmalı. Bu ümmetin gençleri, delikanlıları, kızları, Din dik durmalıdırlar. Yaratılış orijinalliğini, yaratılış ahlakını bozmamalıdırlar.